Değerli basın mensupları. Mübarek Ramazan ayının yarısını idrak ettik. Bu mübarek ayda Filistinli kardeşlerimize yapılan zulüm yüreğimizi parçaladı. Kudüs ve Gazze'de Filistinli kardeşlerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Filistinli kardeşlerimize yapılan bu zulmün artık son bulmasını diliyoruz. İnsanlık bu zulme sessiz kalmamalıdır. Değerli basın mensupları, devletin direği adalettir ülkeyi yönetenlerin en öncelikli görevi adaleti korumaktır. Adaleti korumanın dışında her eylem görevi kötüye kullanmaktır. Adaleti korumak hakkı korumaktır. Hakkı korumak halkı korumaktır. Ama zorba yönetimlerin böyle dertleri hiç yoktur. Zorba yönetimler için hak, hukuk, adalet ve milletin ne istediği önemsizdir zorba yönetimler boyun eğdirdikleri insanların korkularından güç alır. Bunlar korkan toplumun, itaat eden toplumun, haksızlığa ses çıkarmayan toplumun kendisine yönelmiş her zulmü de kabulleneceğine inanır. Ama işin trajikomik tarafı zorba idareleri en çok korkutan da korkutup sindirdiği halkın bizzat kendisidir koltuğunu yitireceğini anlayan zorba idareler şiddet ve tehdidini arttırır, korkuları, zulümlerini besler. Zulmettikçe koltuğu kaybetme korkusu daha da artar, bu kısır döngü zorba idareyi içine çeker, tüketir. Tıpkı bugün ülkemizde olduğu gibi. Sandığa sayılı günler kaldı. Erdoğan şahsım rejiminin koltuğu, kaybetme korkusu, rejimin çirkin yüzünü daha da çirkinleştirmeye başladı. Şantaj, şiddet ve tehdit giderek ağırlaştı. Sinan Ateş cinayeti. İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'ın evinin önünde darp edilmesi. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in Erdoğan tarafından tehdit edilmesi. Ardından İyi Parti İstanbul İl binasının kurşunlanması. Dün İstanbul İl Başkanlığımızın önünde silahların patlaması. Bunlar hiç de öyle sıradan adli olaylar gibi görünmüyor. Bunlar sanki demokrasimize verilmek istenen gözdağlarıdır. Ama bunlar bizi korkutmaz. Bunlar bizi yıldırmaz. Bunlar bizim mücadele azmimizi daha da arttırır. Ne demişler? Deli bir değil ki bağlayasın, ölü bir değil ki ağlayasın. İstanbul İl Başkanlığımız önünde silahların patladığı gün bir başka gözdağda yargı cephesinden geldi. Yargıtay İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu ve Adalar Belediye Başkanımız Erdem Gül için seçimlere tam da alt 36 gün kalmışken ceza verilmemesine yönelik yargı kararını bozdu. 3 yıldır uyutulan bir davanın seçimlere 36 gün kalmışken uyandırılması sıradan bir tesadüf değildir. Yargı yargı değil Adalet Beştepe adeta Beştepe Hukuk Bürosu. MİT tırlarını durduran, kenara çeken, içindekileri fotoğraflayan ne milletvekilimiz Enis Berberoğlu'dur ne de belediye başkanımız Erdem Gül'dür. Tüm bunları yapan Erdoğan'ın yargıya, polise, jandarmaya elleriyle yerleştirdiği, yağan yarmularda beraber ıslandık dediği yol arkadaşlarıdır. Burada bir tek suçlu varsa o da Erdoğan'dır. Erdoğan yola çıktığı yol arkadaşlarını yolda bulduklarıyla sürekli değiştirdiği için Bunları unutabilir. Ama biz bunları unutmadık. Unutmayacağız. Bunların millete söyleyecek sözü kalmadı. Artık tamamen çıldırdılar. Tüm tuşları aynı anda basıyorlar. Herkesi kullanıyorlar. Denize düşmüşler, yılana sarılıyorlar. On parmaklarında on kara Millet ittifakına sürmeye kalkıyorlar. Bu iftira üretim merkezlerine bir defa daha söyleyelim. Millet İttifakı ülkenin bütünlüğü ve selameti için bir araya gelmiştir. Kirli odakların provokatif söylemleri, bu odakların geliştirdiği senaryolar bu tertemiz amacı kirletemez. Buna asla izin vermeyiz. Biz tüm vatandaşlarımızın oyuna talip olurken, teröriste terörist, katile katil deriz. Bizim öyle kapalı kapılar ardında söylediğimiz laflar falan yoktur. Biz içeride ne söylersek çıkarız, dışarıda da aynını söyleriz. Tabii körle yatan şaşı kalkar. Ön teker nereye giderse, arka teker de oraya gider. Erdoğan'ın zehirli dilini yeni yol arkadaşları da benimsemiş olacak ki, Hüdapar'ın bir genel idare kurulu üyesi çıkmış partimizin grup başkan vekiline kendince tehditler savurmuş. Bu zata söylenecek tek söz var. Hadi orada Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Bu partinin genlerinde kuvayı Milliye var. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti var. Biz yedi düvele pabuç bırakmamışız. Bu memleketi böldürmemişiz. Bu tehditlere zinhar pabuç bırakmayız. Ama emniyet müdürümüz Gaffar Okan'ı şehit eden, konca kuruşu domuz bağıyla öldüren o hain elleri kınayamayanlarla yol arkadaşlığı yapanları demokrasimizi domuz bağıyla boğmak isteyenleri şimdiden uyarıyoruz. Ne yaparsanız yapın 14 Mayıs'ta atı çalan Üsküdar'ı geçemeyecek. Tıpkı 31 Mart mahalli idare seçimlerinde olduğu gibi milletimiz sandıklara sahip çıkacak. Kendine zulmedenleri sandığa gömecek. Artık tek korkulacak korkunun kendisidir. Bu ülkede korku duvarları çoktan yıkıldı. Sayın Genel Başkanımız hak, hukuk, adalet diyerek Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü gün korku duvarları parçalandı. Asıl korkanın kim olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Çünkü hiçbir şeye benzemez halkını satanın korkusu. O nedenle bunların tehditleri, kirli dilleri, iftiraları, şantajları korkudan, mezarlıkta ıslık çalmalarından ibarettir. Sarayın kibirlisi bu ülkeyi 21 yıl yönetti. 21 yılda şehirleri, evleri depreme dayanıklı hale getirmedi. Onun yerine 9 kere imar affı çıkardı, deprem oldu, milletimiz affettiği evlerin enkazının altında kaldı. Doğru dürüst bir planı olmadığı için enkaz başına askerlerimizi, askerimizi göndermedi. Afadı arpalığa çevirdiği için arama kurtarma ekipleriyle vinçleri, vinçlerle operatörlerini buluşturamadı. Toplanma alanları rançılara peşkeş çekildiği için depremzedeler ne yapacaklarını bilemedi. 50.399 yurttaşımız enkaz altında devlet nerede diye bağıra bağıra donarak can verdi. Yüzbinlerce konut ve iş yeri yıkıldı. Bugün depremin üzerinden tam 60 gün geçti. Ve deprem bölgesinde geçici barınma sorunu hala çözülemedi. Artık havalar ısınıyor. Ama bölgedeki insanlarımız sera muşambalarından yaptıkları derme çatma çadırlarda yaşıyor. Bu iptidai çadırlar havalar iyice ısındığında sıcakta cehenneme dönecek. Hijyen ve temizlik sorunu daha da ağırlaşacak. Deprem bölgesinde tam teşekküllü geçici barınma yerleri hala yapılmadı. Beylerin tek derdi deprem acılarının üzerine bir an evvel rant betonu dökmek. müteahhit temellerle seçim propagandası yapmak. Rant telaşı o kadar yüksek ki para eder diyerek enkaz demirlerini alıyorlar. Asbesti, kurşunu ve bilumum toksik maddeyi hiç ayrıştırmadan depremzedelere bırakıyorlar. Bu toksik atıkları vahşice dere yataklarına, tarım arazilerine döküyorlar. Hatay Samandağ'da dere yatağına dökülen enkaza tepki gösteren depremzedelere jandarma müdahale ediyor. Yazıktır. Günahtır. Depremin yaraladığı insanlarımızın canını bir de siz jandarma copuyla yakmayın. Ağlamaktan kurumuş gözlerini bir de siz biber gazıyla yaşartmayın hiçbir şey yapamıyorsanız en azından 14 Mayıs'a kadar bunu yapın. İnsanlarımızın acısına acı katmayın. Halkımızın kendini unutanlara, sesini duymayanlara, halini görmeyenlere artık güveni kalmamıştır. Ve hep söylüyoruz. Güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla geri dönmez. Ülkemiz Erdoğan şahsım rejimi idaresinde pek çok açıkla tanıştı cari açık, dış açık, bütçe açığı, nakit açığı, döviz açığı say say bitmez. Ama sebep oldukları en önemli açık nedir diye sorarsanız bunun cevabı devlet yönetiminde sebep oldukları itibar açığıdır. Kendi hovardalıkları söz konusu olduğunda itibardan tasarruf olmaz derler ama kurumlarımızın itibarını üç paralık ederler. İşte Kızılay'ın ucube şahsım rejimi elinde içine düştüğü durum. Dün öğrendik ki Kızılay'daki ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin bile altına düşmüş. Yani durum feci. 155 yıllık köklü hayır kurumumuzu bu ucube rejim ticarethaneye döndürdü. Daha önce depremde çadır kuran Kızılay bu depremde çadır sattı. Milletin bağışları huzur hakkı diyerek Kızılay yöneticilerinin ceplerine indirildi. Koskoca Kızılay'ı şaibeli para transferlerine aracı yaptılar. Vergiden kaçınmak için Kızılay'ı kullandılar. Ellerini değdirip de kirletmedikleri hiçbir değerimiz, kirletmedikleri hiçbir kurumumuz ne yazık ki kalmadı. Sonuç, millet Kızılay'a güvenmez hale geldi. Kan bağışları bile durdu. Milletimiz bunlara bağışlasam kanımı da satarlar diye şüpheye düştüm. Milletimize söz. 14 Mayıs'tan sonra eski Kız, Kızılay eski itibarına kavuşacak. İstifa etmeyi bile düşünmeyen bu liyakatsiz kadroların hepsi tas tasfiye edilecek. Onun için aziz milletimiz kızgınlığınızı lütfen sandığa saklayın. Bu liyakatsizlere, bu kifayetsizlere cevabını sandıkta verin. Ama ne yaşamış olursak olalım Milletimizin kan ihtiyacını karşılayalım. Kan bağışlayalım. Bunların kansızlığına öfkelenip milletimizi kansız bırakmayalım. İnsanlarımızın hayatı bu kifayetsizler yüzünden ellerinden çalınmasın, alınmasın. Erdoğan şahsım rejiminin elinde bu ülkede çalınmayan şey kalmadı. Milletin 418 milyar doları çalındı. Önce damadın yönetiminde 128 milyar dolar, ardından bu yöneticilerin döneminde en az bir o kadar daha Merkez Bankası kasasından buharlaştırıldı. Ama çalınan en değerli varlığımız nedir derseniz, o da gençlerimizin umutlarıdır. Hep söylüyoruz, gençlerine umut vermeyen bir ülke, geleceğe, güvenle bakamaz. Geleceğini kaybeder. Bugün bu ülkede umudunu kaybeden gençlerimiz, daha insanca bir yaşam için başka ülkelere gidiyorlar. Dün açıklandı. Sadece 2019-2021 döneminde 20-34 yaş arasında 417.624 gencimiz yurt dışına göç etmiş. Türkiye'den başka ülkelere gitmiş. Bunların çoğu ülkemizde birinci sınıf eğitim almış, Türkiye'nin en değerli varlığını beşeri sermayesini yurt dışına kaptırıyor. Bunlar bunların içlerinde Erdoğan'ın giderlerse gitsinler dediği bin bir emekle yetiştirilen doktorlarımız da var bu dışarıya kaptırılan beşeri sermayemizin içinde. Peki Türkiye'den göç eden bu nitelikli genç nüfusumuzun yerini kim alıyor? Yeterli eğitimi olmayan Irak, Suriye, İran ve Afgan uyruklu göçmenler alıyor. Sadece 2021 yılında Irak, İran, Özbekistan, Suriye, Afganistan'dan gelen göçmen sayısı 252.432. Bunlar da kayıtlı göçmen. Bir de peşaverleştirdikleri sınırlarımızdan elini kolunu sallayarak kaçan giren yüz binlerce sığınmacı var. Türkiye'nin bugün sadece ekonomik dengeleri değil, sosyal dengeleri de çatır diyorsa bunun en önemli sebeplerinden birisi işte budur ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik altyapısı giderek çölleşiyorsa, demografik yapımız bugün tehdit altındaysa, bunun sorumlusu sınırlarımızı kevgire çeviren Erdoğan şahsım rejimidir. 14 Mayıs'ta sandıkta buna da artık yeter diyeceğiz. Hudut namustur. 14 Mayıs'tan sonra bu ülkenin namusunu hak ettiği şekilde koruyacağız. Geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri en geç iki yıl içinde ülkelerine göndereceğiz. Başta Hatay olmak üzere depremin vurduğu illerimizin demografik yapısını koruyacağız. Bu zalim yönetim insanlarımıza sadece fiziki veya psikolojik şiddet uygulamakla kalmıyor. En ağırından ekonomik şiddet de uyguluyor. Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon netice sapsatası Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş bir yıkıma imza attı. Ülkemizin 12 aylık dış ticaret açığı bir buçuk yılda, sadece bir buçuk yılda üçe katlandı. Dış açığımız Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bir dolar sekiz lira kırk kuruştan on dokuz lira yirmi yedi kuruşa çıktı. Paramız pul oldu. Peki sarayın kibirlisinin düşmesi Nassım'ın gereği dediği faizler düştü mü? Ne gezer? Sarayın kibirlisi faiz sebep enflasyon netice dediğinde Merkez Bankası'nın piyasaları fonlama oranı yüzde on dokuzdu. Şimdi fonlama faizi yüzde sekiz buçuk ama o gün yüzde on dokuz olan üç aylık mevduat faizi bugün yüzde otuza dayandı. Ne dedilerse, ne söyledilerse ters oldu paramızı pul ederek, enflasyonu, hayat pahalılığını azdırarak dar ve sabit gelirleri ezdiler. Yandaşlarına ise korkunç bir servet transferi yaptılar. Konut fiyatları aldı başını gitti. Orta direğin bir ev sahibi olması artık hayal oldu. Kiralık daire bulmak bile mesele oldu. Aynen faizli olduğu gibi tabela kirası ayrı, vatandaşın fiilen ödediği kira ayrı. İkisinin arasında 2-3 iki, kat fark oluştu. Ve ekonomik şiddetin en büyük yıkımı da mutfaklarda yaşandı. Bugün irice bir soğanın tanesi 11 lira 33 kuruş. Orta boy soğanın bir tanesi 7 lira 14 kuruş. Soğan artık doğrandığında değil, tezgahtan alınırken milletin gözünden yaş getiriyor. Arsıza söz, pişkine yüz dayanmazmış market fiyatlarından bir haber hükümetin nebati bakanı çıkmış. Et fiyatlarındaki artışı toplumun damak tadında meydana gelen değişime bağlıyor. Koyun eti kokuyormuş. Onun için milletimiz dana eti yiyormuş. Aslında koyun eti dana etine göre çok ucuzmuş. Koyun etini çocuklarımız yemiyormuş. Çünkü kokusu rahatsız ediyormuş. Şu 200 liralık bankot, banknotu sık sık göstermek zorunda kalıyorum. Bugün Ankara'da markette dana kuşbaşının kilosu 310 lira. Nebati Bakan duysun, koyun etinin kilosu da 330 lira. Yani koyun eti dana etinden pahalı. Bu 200 lira 2009'da tedaviyle ilk çıktığında 12,5 kilo dana kuşbaşı, 14 kiloda koyun kuşbaşı alıyordu. Şimdi aynı 200 lira 1 kilo dana kuşbaşı, 1 kilo koyun eti almaya bile yetmiyor. Nereden nereye? Çok açık söylüyorum. Beceriksizliğim bu kadarı kasıtsız olamaz. Bunun adı teammüden ekonomik şiddettir. Bunun adı teammüden ekonomik terördür. Bunun adı teammüden ekonomik zulümdür. İşte ekonomimizi bu kafalar yönetiyor. Esasen Nebati Bakan, Ucube Erdoğan'ın şahsım rejiminin tam bir hülasasıdır. Bilgisi yok, fikri çok, diyakati yok, yetkisi çok. Bunlar saraylarında milletimizi unutanlardır. Halini görmeyenlerdir, sesini duymayanlardır. Şu koyun kuşbaşı etinin kilosu sahelerinde 330 lira. Ucuz dediği koyun etinin fiyatı, koyun kuşbaşının fiyatı işte bu. Sofrasına iki günde bir kap, iki günde bir bir kap et yemeği koyamayan 32 milyon vatandaşımıza bir sorsunlar bakalım. Bu etin fiyatı ucuz mu? Ne diyelim? Allah bunları ıslah etsin. Koyun etinin kilosunun 330 lira olduğu bir ülkede bakan milletin et yememesini etteki kokuya, damak tadındaki değişime bağlıyorsa hiç şüphe yok artık sözün bittiği yerdeyiz. Çok açık söyleyelim. Kokan koyun eti değildir. Kokan tefessü etmiş saray yönetimidir duyulan koku da tefesü etmişlerin koltuklarından gelmektedir. İşte bu nedenle de koltuktan kalkmamak için her yolu denemektedirler. Koltuktan kalkmamak için mizah yapan gençlerimize bile zulmetmektedirler. Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarıyla bu ürün bizim yüzümüzden pahalı yapıştırması hazırlayan bir gencimiz Mahira Koyun gözaltına alındı. Bu zulmün daniskasıdır. Enflasyonu arşa çıkaracaksınız. Ondan sonra enflasyonu düşürmekle uğraşacağınıza gençlerimizle uğraşacaksınız. Enflasyonu düşüremeyeceksiniz. Gençlerimizi susturacaksınız. Buradan söylüyorum. Mahir Okkayun'u derhal serbest bırakın. Milletimize zulmeden, bir de üstüne saçma sapan laf edenlerin, gençlerimize gözaltına aldıranların sandıkta zevali yakındır. Önümüzdeki seçim sıradan bir seçim değil. Bu seçimde tüm farklılıkları, tüm ideolojileri, tüm inançları bir kenara bırakıp şu soruları lütfen kendinize sorun. Zalimden mi yanasınız, mazlumdan mı? Çalandan mı yanasınız, çalışandan mı? Ezenden mi yanasınız, ezilenden mi? Ayrıştırmadan mı yanasınız, yoksa birleştirip kucaklayandan mı? Yandaşın cebini taş atıp yorulmadan doldurandan mı yanasınız, yoksa seni refaha kavuşturacaktan mı yanasınız? Milletimiz vicdanını dinleyecektir tarafını seçecektir. Mazlumdan yana, çalışandan yana, ezilenden yana, birleşip birleştirip kucaklayandan yana kendisini refaha kavuşturacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hanesine mührü vuracaktır. 14 Mayıs'ta Türkiye seçimini yapacak. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. 15 Mayıs sabahı Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, ülkemize huzur gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, sofralarımıza Halil İbrahim bereketi gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, ülkemizin, gençlerimizin çalınan neşesi geri gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, dışarı giden gençlerimiz ülkesine geri gelecek. 15 Mayıs sabahı Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak, ülkemize de bahar gelecek. Artık şafak atarsa 36. Bugün Plaka Kars'a düştü. Bu vesileyle Serhat şehrimiz Kars'ı, Karslıları sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili listeleri teslim edilecek. Öncesinde de çok fazla çalışmalar var ittifak içerisinde de. O çalışmalarda son durumda özellikle CHP'nin listesinden girecek bazı partiler konuşuluyordu. Öte yandan İyi Parti ile de ortak listeler gündemde. Bir ayrıntı verebilir misiniz? Teşekkürler. Ee, çok fazla ayrıntıya giremeyeceğim ama çalışmaların devam ettiğini söyleyeceğim. En kısa sürede de sonucu göreceksiniz. Evet. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Fox TV tarafından bugün bir soru yönlendirildi. Fox TV'nin sorusu şöyle. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu depremin ilk günlerinde bant daralmasını savundu. Ve gerekli bir durum vardı ki yapıldı. Sosyal medya üzerinde bir sürü olumsuzluklar yaşamıştık açıklamasında bulundu. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Deprem bölgesinde insanlar enkazın altında, soğukta bir başına. Ancak sosyal medyayı kullanarak dışarıdakilere haber ulaştırabiliyorlar. Ama siz eleştirileri susturmak için sosyal medyada bant daraltıyorsunuz. Yaptığınız iş bant daraltarak enkazın altında sesini duyurmaya çalışan yardım insanları, yardım isteyen insanlarımızın sesini kısmaktır. Onları donarak ölüme terk etmektir. Bir de bundan övünüyorsunuz. Gereği varmış. Bu ayıp, bu günah sizin dünyalığınıza da ahiretinize de yeter. Teşekkür ben teşekkür ediyorum.